Şimdi Sultan II. Murat tarihi zaferlerle dolu büyük bir padişah. 12 yaşındaki bir çocuğa, şimdiki bizim 12 yaşındaki çocuklarımızı düşündüğümüz zaman bakkala bile gönderilemezken o zamanlar nasıl güvenip de tahtı bıraktı? Abdülkadir hocam size başla. Size başlayalım bu Evet, e, bunun önemli sebepleri var. Üst üste bazı yenilgiler aldı II. Murat. Hermannstadt'ta, Vasak'ta izladı yenilgileri aldı. Ee, bu yenilgilerin ardından Karamanoğulları zaman zaman Osmanlıları Anadolu'dan sıkıştırmaktaydı. Evet. Bu arada e, çok sevdiği, belki belki de veliaht gibi gördüğü oğlunu kaybetti. Amasya valisi Alaaddin Ali Çelebi'nin de vefatı. E, aynı zamanda Serhat boylarındaki Akıncı beylerinin ...merkezdeki otoriteyi biraz takmamaları... ...biraz daha başına buyruk hareket etmeleri gibi etkenlerle... ...İkinci Murat Karaman Seferi dönüşünde... ...Karacabey denilen yerde tahtı oğluna bıraktı. Başka sebepler de var. Alaaddin Ali Çelebi dediğim gibi adeta kendi yerine düşünüyordu. Ama gerek Osmanlılarda gerek Türk devletlerine veliahtlı kurumu pek işlemezdi. Yani padişah vefat ettikten sonra... ...genelde kut kim deyse bir kut anlayışı var kut kutlu olsun diyoruz ya bir evet. şans neyse yani onu, onu, tahta geçen kut onu da kabul edilir artık. Bir de Bizans'ın elinde Orhan Çelebi var. Orhan Çelebi de zaman zaman taht müddeisi ve Bizans onu iki de bir öne sürüyor. Ona karşı tek varis konumunda olan artık Mehmet'i ortaya attı. Benden sonra Osmanlı tahtına oğlum Mehmet Çelebi geçecek şeklinde bir mesaj vermek istedi. Özeti bu yani şeyin 12 yaşında bir çocuk. Tabi Osmanlı şehzadeleri çok iyi eğitim alırlardı. Gerek merkezde teorik tabii. gerekse taşrada pratik eğitim alırlardı. Ee, Tabi Mehmet 11 yaşına geldiği zaman Manisa'ya gönderilmişti. Fazla kalmadı. Hemen Edirne'ye çağrıldı ve tahta geçirildi. Böyle de oldu yani. Evet. Şimdi 12 yaşında diyoruz da tabii bunun altının dolu olması lazım. Şöyle derler. Bazı kaynaklara göre rivayet odur ki çocukluğundan beri birçok cihangirin hayatını okumuş Fatih Sultan Mehmet. Evet. Ve Büyük İskender'i özellikle her gece uyumadan önce okumuş, okutturmuş da sizce Büyük İskender Fatih'in en büyük kahramanı, idolü müydü? Sadece Fatih'in değil. Yani kesinlikle Fatih'in idolüydü. Ama mesela Selçuklu Sultanı Sencer için de İskenderi sani tabiri kullanılır. Herzemşah hükümdarı Alaaddin Muhammed için de İskenderi Sani unvanı kullanılır. Büyük İskender kendisinden sonra gerek Müslüman, gerek Müslüman olmayan neredeyse bütün hükümdarların hayatını süslemiş ideal bir dünya kahramanı. Yani eğer cihan hakimiyeti ülküsüne mefküresine sahip bir e, ...ideolojiniz varsa bunu hedefliyorsanız İskender'e hayran olmamak mümkün, mümkün değil. değil. Yani genç yaşında Hindistan'a kadar uzanan neredeyse kadim dünyanın tamamını fethetmiş bir e, liderden söz ediyoruz. Onun hayatı çok etkiliyor. Fatih'i de etkilediğini biliyoruz. Ama Fatih'in tarih merakı sadece İskender'le sınırlı değil. Yani on binlerin dönüşünü okuduğunu yazarlar ama Herodot'un tarihini kendi dilinden okuduğunu söylerler bazı kitapları biz Fatih'e çok anlam yüklüyoruz haklı olarak da yüklüyoruz ama tercüme de ettiriyor Fatih Sultan Mehmet yani bilmediği dillerdeki kitapları da tercüme ettiriyor ve kendisinin yönettiği dünyayı tanıdığı gibi yani o dönemin dünyasını tanıdığı gibi geçmişteki dünyayı da tarihi de çok iyi bir şekilde tanıyor. Şimdi belki biraz sonra konuşuruz ama ben buradan başlamış olayım. çünkü Onun temsil ettiği bir liderlik algısı var. Bana göre kadim dünyanın dört liderlik olgusunu şahsında barındıran birisi Fatih Sultan Mehmet. Bunu daha önce Tuğrul Bey yapmıştı. Yani Tuğrul Bey hem bir sultandı hem yönettiği saha açısından baktığınızda bir kisraydı. Ama aynı zamanda Türk devlet geleneğinin temsilcisi olan bir Kağan'dı. Fatih Sultan Mehmet de bu özelliklere sahip oldu. Ama İstanbul'u fethettikten sonra bir de Kayseri Rum'u ekledi. Ve aynı zamanda bir Roma İmparatoru da oldu Fatih Sultan Mehmet. İşte bu açıdan baktığımızda, Gerçekten de büyük İskender'e en fazla yaklaşan yani fethettiği topraklar olarak değil ama hakimiyet anlayışı ya da mantalitesi olarak baktığımızda temsil ettiği e, coğrafyalara baktığımızda e, İskender'e en fazla yaklaşan hükümdarın olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bir ilavem var e, hocama, Şimdi, yani ikinci Murat'la ilgili e, biraz izleyicilerimize veya size marjinal bir yorum gelebilir ama bunu burada paylaşmak istiyorum izniniz olursa. İstanbul'un fethiyle ilgili bir menkıbe anlatılır. İşte rivayete göre Hacı Bayram Veli Edirne'ye gittiği zaman yanında e, Akşemseddin de vardır. Ve e, bu ziyaret esnasında e, şöyle bir soru sorar ikinci Murat. İşte Hace e, fetih ne zaman gerçekleşecek? Der ki e, Hacı Bayram Veli sultanım bunu siz de görmeyeceksiniz. Biz de görmeyeceğiz. Lakin fetih bu bizim köseyle Akşemseddin Hazretleri'ni kastediyor. Beşik'teki bebeğe nasip olacak. Evet. Şimdi bunu hep Fatih Sultan Mehmet'le alakalı anlatırlar. Ben bunun biraz sonradan üretilmiş, biraz da karıştırılmış bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü 1429 yılında vefat etmişti Hacı Bayram Veli. Ve Fatih 32'de doğdu. Dolayısıyla e, hadi 10 yıl e, hatta 10 yıl önce gittiğini farz edelim Hacı Bayram Veli'nin ölmeden 10 yıl önce. Bu da ortalama 13 yıllık bir fark olduğunu gösteriyor. E, eğer o yaşta gerçekten Edirne'de böyle bir olay gerçekleşmiş ise o bebeğin e, Fatih değil yani Mehmet değil Alaaddin olması gerekir. Bu da hocamın söylediğiyle örtüşüyor. Çünkü 2. Murad'ın zihnindeki Kendisinden sonraki Osmanlı padişahı kesinlikle Alaaddin Ali Çelebi'ydi ve e, veliahtlık sistemi olsaydı onu veliaht da bırakırdı büyük ihtimalle. Osmanlılarda da veliahtlık sistemi evet. hocam çok daha iyi biliyor, e, kanunnameyi de incelemişti hocam. Osmanlı'da bir veliahtlık sistemi çok fazla yok yani belirgin bir şekilde bir veliahtlık Selçuklu'daki gibi yerime şu geçsin diye bir şey yok Osmanlı'da genelde kardeşlerin kendi mücadelesinin neticelenmesini bekliyorlar. Hayatta kalan en Hayatta büyük Hayatta kalan kazanıyor yani. eşit hakkı var bütün şehzadelerin. Çünkü mülkü mevrus diyorlar. Devlet hanedanın ortak malı. Bütün erkek evlatlar. O şey Ama temayül var hocam. Mesela var da Kanun değil. Kanun Mehmet'i istiyordu. o da öldü. Yani Hürrem'in oğullarının içinden Mehmet'i biraz daha fazla istiyordu. Burada da Alaeddin Ali Çelebi'nin ölmesi aslında 2. Murat'ı bir anlamda psikolojik bir travmanın da içine sokuyor ve dünyayı sorgulamaya başlıyor Sultan Murat. Yani böyle e, dünyadan her şeyden çok sevdiğiniz birini kaybettiğinizde ele tek çekersiniz ya böyle oluyor. Dergaha gidip kapandığını biliyoruz sultan. Yani bu ilginç geçmişteki yani... bazı hükümdarlarda da gösterilir. Dünyadan kendisini soğut, soyutlayıp ip, inzivaya çekilme mantığı. Şu da iddialar arasındadır ya 12 yaşında tahtı bıraktı Fatih Sultan Mehmet'e. Ee, acaba 2. Murat vaz mı geçti Osmanlı'dan? Hayır. 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 Hayır, hayır. hayır. İhtekim, bu Varna Savaşı öncesinde hemen çağrılıyor. 1444 Varna Savaşı zaten yeni ayrılmış. 44'de ayrılıyor, 44'de Varna Savaşı çıkıyor. Komutan olarak geliyor. Dönemin büyük veziri Halil Paşa, Candarlı Halil Paşa çağırtıyor 2. Murad'ı. Başınızda padişah var artık kendiniz halledin diyor ama baskılara dayanamıyor geliyor. Saltanatta yine Mehmet var evet. ama ordu kumandanı olarak Varna'ya... Murat gidiyor. 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 Onun öyküsünü Doğru. de okuyalım. Hatta ee, abi, bir mektuplaşma var. Doğru. Onu okuyalım isterseniz. Şimdi 12 yaşındaki oğluna tahtı bırakmaya niyetlenince ikinci Murat Osmanlı düşmanları harekete geçiyor artık. Tabii ki. 2. Hem Karaman hem Batı'da. Evet. Hareket. Karamanoğlu 2. İbrahim de Macar kralına bir mektup yazıyor. Şunları kalem almış. Türkiye karşı bundan daha ala bir fırsat bulamazsınız. Zira Osmanoğlu deli olup 12 yaşındaki oğlunu tahta geçirdi. Siz oradan ben buradan Osmanlı'nın işini bitirelim diyor. Karamanoğlu II. İbrahim. Ee, daha sonra bir fetva veriliyor. Tabii çünkü Macarlarla Macar kralıyla Sultan Murat Han arasında bir anlaşma var. Bu anlaşmanın bozulması gerekiyor ve haklı bir nedene bağlanması lazım bozulabilmesi için. Verilen fetvada ee, papalık Papadan fetva istiyorlar tabii. Papa şunu söylüyor. Türkler Hazreti İsa'nın uluyiyetine inkar ettikleri için kafirdirler. Kafirler ile İncil üzerine yemin edilerek anlaşma yapılsa bile bundan dönmek caizdir diyor. Öyle evet. evet. Deli olup kısmına dikkat çekelim onu. Evet. Deli olduğunu mu düşünüyorlardı devamını yani açarak as gidelim? Buraya. Aslında şey söylüyor bu inziva hayatına çekilmesi kadim zamanlardan beri bu mecnunlukla ilişkilendiriliyor ya, hocam. Yani akıllı başında bir insanın bütün servetinden, malından, mülkünden, tahtından İbrahim bin Ethem örneğinde görüleceği üzere vazgeçmesi Tağcı biraz da terk tacı etmiyor. tahtı terk etmesi e, akıllıca bir hareket olarak görülmüyor. Yani bunu ancak deli yapar diye düşünüyorlar. Akli melekelerini kaybetmiş bir insan bundan vazgeçer diye düşünüyorlar. Biraz onu ima ediyor. Oysa ki ikinci Murat'ın acısı vardı. Değil Kendini mi? Kendini de bulmak istemiş olabilir. Kendini de bulmak istemiş. Sen tasavvufun mantığı olur? bu. Yani ikinci Murat tasavvufi yönü de var. Biraz eğlence yönü de var. Yani insandır. Onun da hakkıdır insanın bir miktar eğlenme tabii ki. Önce Bursa'ya gidiyor daha sonra Manisa'ya çekiliyor dervişlerle birlikte oluyor. Hatta bir gelmek istemiyor. Şarıya şey. icabet etmek istemiyor ama o tam günümüze ulaşmamış bu meşhur sözü var. Paradoks sanatının güzel bir örneğidir o mantıkta. Ben padişahsam emrediyorum. Evet. Ordunun başına geç. Evet. Yok sen padişahsan zaten geçmen gerekir gibi. Tam kaynağını bulamıyoruz. Şeyde var. İbni Kemal tarihinde var. Daha sonraki tarihlerde var ama Öyle bir şeyden anlatıldı. Belki şairane bir yakıştırma da olabilir, bir kurguda olabilir. Ama yakışıyor. Evet. <laughs> Bu, Peki ne faat. zamandı? İkinci Murat kaç yaşındaydı teslim ettiğinde tahtı Fatih Sultan Mehmet'e? 49 yaşı civarında öldüğüne göre de. yani 40 yaşlarında yaşları, yani. 40 Daha da bir aylık gençken aslında yani. değil mi? Evet evet öyle fazla yaşlı da değildi. Şimdi e, papadan tabii bu fetva çıktıktan sonra... Ama biraz duygusal bir kişilik Sultan Murat. Yani e, şundan dolayı söylüyoruz bunu. E, birincisi tahtı bırakması, oğlunun ölümüne e, çok üzülmesi, işte hocamın dediği gibi eğlenceyi bırakması, inzivaya çekilmesi aslında bu ruhsal bir takım gelgitler yaşadığını da gösteriyor Sultan'ın. Bir de onun vasiyetnamesi var hocam biliyorsunuz. Var. Diyorsunuz, o... var en duygusallığın zirveye vurduğu bir şey. Yani ölümüne yakın vasiyeti var. Benim var. Türbeme evladımdan, soyumdan, sopumdan kimse gömülmesin kırbemin üzeri açık olsun. Allah'ın rahmetinden başka bir rahmet toprağıma değmesin diye e, bir katı sayılabilecek de bir vasiyetnamesi var. Bu vasiyetname bile kendi içerisinde Sultan II. Murad'ın bazı olaylara karşı hayli hassas ve duygusal yaklaştığını da gösteriyor. Derin bir ruhsal yolculuğa e, var, var yani öyle görünüyor. Çıkmış olabilir. Emin ben söylemeyi unuttum. Pardon. Bu Taşra'daki mesela Serhat Beylerindeki beylerin biraz merkezi takmamasının yanında bir de merkezde vezirler arasında rekabet var. Çandarlı grubu, Çandar'ın dışında olan bazı kişiler var. Onlardan da biraz ruhu sıkılmış, canı sıkılmış. Dediği gibi duygusal bir hükümdar. Bir nevi kaçıyor o şeyden, kaostan. İnzivaya çekiliyor. Bir kendimi dinleyeyim. Ben de oğullarımı çok güzel yetiştirdim zaten. 12 yaşında olsa da. Sultan Mehmet bu işi idare edebilir yani, diye yani, düşündü evet. belki de. Alternatifi de yok zaten. Ama. Yok başka evet. çocuğu yok yoktu. Yok. Bir küçük çocuk var ama yeni doğmuş o, o... Evet. çok küçük bebek. Evet. Değil mi? Ahmet. Biraz Ahmet daha var. Ahmet var olacak. belki sıra gelir oraya. İlerleyen süreçlerde onları da konuşuruz. Şimdi...